Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler. Programımıza hoş geldiniz. Sevgili Nicar, az önce Beşiktaş'ın yeni stoperi Gabriel Paulista'yı dinledik. Beşiktaş'ın Avusturya'daki kamp çalışmaları sırasında basın mensubu arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı. Biliyorsunuz Atletico Madrid'de oynamıştı ve serbest statüye erişmişti Haziran sonu itibariyle. Valencia'dan Ocak ayında Atletico Madrid'e transfer edildi ve yarım dönemlik sözleşme imzalandı kendisiyle. O dönemde de Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi ama o Atletico Madrid'e gitmeyi tercih etti. Bu da soruldu kendisine. Önemli cevaplar verdiğini düşünüyorum. Program çerçevesinde Gabriel Paulista açıklamalarının detaylarını sizlerle paylaşırız. Ve kamp çalışmaları devam ediyor. Galatasaray dün ilk hazırlık maçını yaptı. Bir işbirliği anlaşması yaptı. LASK Linz takımıyla karşı karşıya geldi Galatasaray ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ama maçın içinde çok detay vardı, konuşulacak. Teknik direktör Okan Buruk da maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı. Ayın 3'ünde başladık. Bugün tabii ki 8. gün. Kampın da ilk maçı bizim için. Yoğun da antrenmanlar yaptık. Bugün sabah da yoğun bir antrenman yapmıştık. Devamında bugünkü maçımız özellikle dediğim gibi zorlu bir antrenman temposunun içerisinde alabildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla bizim açımızdan faydalı oldu. Bizim açımızdan faydalı bir maç oldu. Birçok genç oyuncumuzu gördük. Birçok genç oyuncumuza süre verdik. Oyuncularımıza 45 ile 60 arası bir de 70'li dakikalarda süreler verdik. İyi bir hazırlık maçı oldu. Ben hazırlık maçından memnunum. Temiz geçti. İki takım da futbol odaklandı. İki takım da futbol oynamaya çalıştı. Bu anlamda güzel bir karşılaşma oldu. Bizim açımızdan tabii ki oyuncularımıza iyi bir antrenman vermek istiyoruz bu tür maçlarla. Bugün de bunu aldık. Zor bir takıma karşı tabii ki rakibimiz bizden daha önce başladı. Onların 4. hazırlık maçı. Bizim ilk hazırlık maçımızdı. Buna rağmen bence oyun olarak da tempo olarak da istediğimiz yerlere ulaştık. Oyuncularımızın için dediğim gibi iyi bir antrenman oldu. İlk hazırlık maçına göre oyuncularımızın maçın başından sonuna kadar tempolarını beğendik. Oynamayan, bize kiralıktan dönen veya işte altyapıdan veya akademimizden oyunculara da şans verdik bugün. Maçın sonunu çok genç bir kadroyla bitirdik. Bu anlamda faydalı oldu. Tabii ki hep söylüyorum, her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı da kazanmak isterdik. Ama rakibimiz kazandı. Onları da bu maçtan dolayı tebrik ediyorum. Yani antrenman performansları aslında Yusuf'un gelişi, yaptığımız testlerdeki Yusuf'un hazır olarak döndüğünü, hazır olarak geldiğini net bir şekilde gördük. Bu biraz tabii oyuncuların bize verdiği mesaj oluyor aslında. Yani ben tatili de iyi geçirdim ama iyi çalıştım. Buraya iyi bir şekilde geldim. Mesajı veriyor. Yani Yusuf'tan bu mesajı aldık. Mental olarak da Yusuf çok daha önceki seneye göre çok daha iyi bir şekilde geldi. Kendine güven, antrenman performansı bu anlamda bizim için bugünkü verdiği performans, yani hem toplu hem topsuz oyunu bence çok iyi oynadı. Çok fazla top kazandı. Bu önemliydi. Metehan çok beğendiğimiz bir oyuncu. Geçen sene, önceki sene de kamplarda Metehan'ı hep oynatmaya çalıştık. Geçen sene de Eyüpspor'da iyi bir sene geçirdi. Ve burada bizle beraber bugün attığı goller, bence oyun içerisinde oynadığı oyun, tabii ki ilk yarı yanında Berkan vardı, ikinci yarı Kerem Demirbay vardı. Tabii çok tecrübeli ama orijinali stoper olmayan oyuncularla birlikte oynadı. Ve Metehan'ın performansı, oyun performansı çok iyiydi. Gol performansı da tabii ki onun için herhalde mucizevi bir şeydi. Wilfred'den başlayayım. Özellikle yani fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde çok istekli olduğunu gösterdi. Yani fiziksel olarak hazır olduğu zaman çok daha iyisini yapabileceğini gösterdi. Zaten çok önemli, çok değerli bir oyuncu. Geçen seneki şampiyonlukta da birçok maçta payı var. Yani belki sezonun sonunu tam olarak oynayarak bitirmedi ama sezonun büyük bir bölümünde takıma hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde önemli maçlar kazandırdı. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Yani zaten önemli bir oyuncu. Ve bugünkü performansla özellikle çizgiye bastığında birebirleri çok iyi bir şekilde oynadı. Dediğim gibi fiziksel olarak daha yukarı gittiğinde daha iyisini yapabilecek şekilde. Hepsi bizim oyuncumuz. Hepsi bizim için önemli. Tabii ki biz lige başlarken özellikle kadro için 12 yabancı için kararlar vereceğiz. Yani bu sene 12'ye düştü. Yani 2 sene önce 14+3'tü biliyorsunuz. 3 tane genç oyuncumuz. Yusuf Demir de bunların içerisindeydi. Matias Ross aynı şekilde. Bu sene, geçen sene 14 düştü. Bu sene 12'ye düştü. Yani
yani bizim bu oyuncularla aslında bir sürü uzun yıllar kontratlarımız var ama bu tür düşüşler aslında takımları olumsuz anlamda etkiliyor, zorluyor. Yani bizim için özellikle yabancı sayısını seçmekte çok zorlanacağız. Bunun için bir tabii ki bir planımız var. Plan yapıyoruz ama özel oyuncular, özel oyuncuları da kullanmak her zaman gerekiyor. Bununla ilgili planımızı yapacağız. Genç oyuncularımıza dediğiniz gibi şans verdik. Onları oynatarak Galatasaray'ı hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Belki birçoğuna yine kiralık vereceğiz. Oynamalarını sağlayacağız. Yani hem kaleci olarak hem oyun içerisindeki değişik pozisyonlarda çok fazla oyuncumuz var. Belki iki senedir bizle beraber yaklaşık 30 tane akademi oyuncusu antrenmana çıktı. Bu kampta da yaklaşık 8-10 tane akademi oyuncusu bizle beraber. Yani onlara da bir yandan yatırım yapıyoruz. Tam olarak çok fazla şans verebildiniz mi derseniz çok fazla şans veremedik. Çünkü çok yoğun bir yarış içerisindeyiz. Her maçın çok önemi var bizim için. O yüzden kadro genişliğimiz de çok fazla olduğu için belki birçok oyuncumuza şans veremedik ama onları oynatarak en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Ben bugünkü performanslarımdan hepsine memnunum. Ne zaman kullansak bize olumlu geri dönüşleri oluyor. Hepsini önümüzdeki yıllar için tabii ki daha iyi bir şekilde hazırlayacağız. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli İncer, az önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u dinledik. Belli bazı oyuncuların performansından memnun olduğunu, işte 12 yabancı futbolcu sınırlaması sebebiyle ki 18 Temmuz'da biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu Kongresi var. Kulüpler belki orada gündeme gelecek, getirecektir bu yabancı sınırlaması kuralının yeniden değiştirilmesi ya da genişletilmesi yönünde. Bütün bunlardan dolayı sadeleştirme yapacaklarını söyledi. Genel itibariyle takımın ortaya koyduğu performanstan memnunuz. Rakip takım Las Lynx takımı 4 tane hazırlık maçı oynadı. Daha hazır geldiler. Ve değerlendirebileceğimiz pozisyonlar da vardı. Hazırlık maçı da olsa kazanmak isterdik ama kaybettik dedi. Dubois kendi kalesine attı. Bazı şanssız pozisyonlar vardı. Onlardan bir tanesinde yeni transfer Batshuayi yaşadı. İlk kez Galatasaray formasını giydi. İkinci yarıda sağdan çok güzel bir orta geldi. Boş kaleye kafa vuruşunu yapamadı Batshuayi. Bunlar oluyor. Hazırlık maçlarında şanssızlıklar oluyor. Yusuf Demir'in çok iyi bir performans sergilediğini gördük. Metehan Baltacı geçen sene Eyüp Spor'da kiralık olarak oynadı. Stoper ve Eyüp Spor'da birincilik şampiyonluğu yaşadı. Çok önemli bir deneyim kazandı. Metehan çok cesur bir biçimde rakip ceza sahasına gidiyor. Yan topları değerlendiriyor. Tabii pozisyon hataları yaptığını söyleyebiliriz ama bunları da zamanla düzeltecek. Henüz oyun temel bilgisini edinmiş bir futbolcu değil. Bu konuda ben olgunlaşacağını, oynadıkça daha iyi olacağını düşünüyorum. Emin Bayram daha dengeli bir stoper. Geçen sezon maksimum ölçüde maç oynadı Westerlo'da Belçika Ligi'nde. Wilfred Sağ'ın ben bu sezon Galatasaray'a çok daha fazla şey katacağını düşünüyorum. Çünkü çok daha istekli sezon başı kampını Galatasaray'la yapıyor. Geçen sezondan farklı olarak çünkü geçen sezon çalışamamıştı ve Okan Buruk'un sözlerinden anladığım kadarıyla Galatasaray'da şu anda Wilfred Saha yeni bir transfer olarak değerlendiriliyor. Elbette ki kamp dönemi sonunda özellikle de iki yurt dışı kamp dönemi sonunda kadro belli ölçülerde asgariye indirilecek ve sadeleştirilecek. Teknik direktör Metin Yıldız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. İyisiniz umarım hocam. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hocam ne dersiniz? Sezon başında oyuncular hırslı oluyor. Bir enerjiyle geliyorlar. Dolayısıyla kamp çalışmalarındaki performans, hazırlık maçlarındaki iyi oyun çok belirleyici olmaz. Bence süreklilik önemli. Sonrasındaki aşama, lig başladıktan sonra ne yapıyorlar? Resmi maçlardaki performansı ne? Ona bakmak lazım. Mesela Yusuf Demir yeteneklerini tartışamayacağımız bir oyuncu. Ama süreklilik açısından problemler yaşıyor. Fakat dün maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Orta sahada oynadı. Topu çok iyi kullandı. Ters top attı. Gollük paslar attı. Birebir mücadelelere girdi. Yani hırslı olduğunu gösterdi. Yine Wilfred Saha fizik gücünü maksimum ölçüde kullanmaya çalıştı. Top taşıyor ki kolektif oyunu daha fazla düşündüğünde, bireysellikten arındığında bence Galatasaray'a %100 fayda sağlayacak bir futbolcu. Ama bütün bunlar ölçü değil. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla siz yıllarca futbolcuyken Galatasaray'da sezon başı kamplarının heyecanını yaşadınız. Herkes heyecanlı ve enerji dolu gelir. Tabii ki öyle. Yeni bir sezon başlangıcı. Bu hazırlık dönemindeki oynanan maçların skor açısından çok da önem taşımadığını hepimiz biliyoruz. Galatasaray takımının önümüzde geçmiş olduğumuz senelerden gelen bir avantaja sahip. Bu da iki yıl üst üste şampiyon olmaları. Bu yapılanmayı çok doğru bir şekilde geçmeleri. Bugünlere kadar geldiler. Bu yılda
Tahmin ediyorum aynı şekilde, aynı yapılanmalar içerisinde, kadro yenilemesinde çok daha titiz davranıp önümüzdeki sezona çok daha iyi hazır bir şekilde gireceklerini düşünüyorum. Hı. Yusuf Demir, ne dersiniz hocam? Bu sene tabii 21 yaş altı kontenjanı yok, yabancı kuralı değiştiği için. Evet. Kalabilir mi? Galatasaray'daki şansını nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii geniş bir kadro var. Bu kadro içerisinde daha önceden belirlenmiş, kendini ispat etmiş oyuncular var. Bir de kendini ispat etmek durumunda kalan oyuncular var. Yusuf da onlardan bir tanesi, yetenekli. Çok özellikleri olan bir oyuncu. O da yani hemen hemen iki senedir bu kadro içerisinde. Bu sene çok daha aşama yapacağını düşünüyorum. Sayın Metin Yıldız, teknik direktör Metin Yıldız bizimle birlikte. Biliyorsunuz Galatasaray'ın formasını yıllarca başıyla giydi. Galatasaray'da teknik direktörlük de yaptı. Hocam ne dersiniz? Wilfred Zaha yeni bir transfer olarak bu sezon çok daha farklı bir görüntü sergiler mi? Yeni bir transfermiş havası yaratır mı sizce? Şimdi görmek lazım. Yani bir maçta, iki maçta değil. Bu bir süreç. Tabii ki teknik ekip bu yapılanma içerisine kattıkları oyuncular hakkında bilgi sergiler. Biz tabii göreceğiz, bakacağız, ona göre değerlendireceğiz. Tabii ki sağlar diye bu kadro içerisine katılan oyunculardan teknik ekibin vermiş olduğu karar, bugüne kadar değerlendirmiş olduğumuz, bu geçmiş olduğumuz iki sene zarfında çok başarılı oldukları ortada. Tahmin ediyorum bu oyuncularda çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hocam, benim size sorabileceklerim bu kadar. Yeni sezon adına Galatasaray'la ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yani avantajları var. Bu avantajlarını da bu sene kullanacaklarını düşünüyorum. Sağlıklı bir yapılanmayla, oyuncu transferleriyle daha güçlenerek yeni sezona başlayacaklarını düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim, katıldığınız eksik olmayın. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Galatasaray bölümümüzde konuğumuz teknik direktör Metin Yıldız'dı. Futbol. Anadolu'dan futbol. Süper Lig ekiplerinden Antalya Spor, Burdur kampında başka takım taraftarlarının Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntüler üzerine bir açıklama yayımladı. Bugün sosyal medyada takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının teknik direktör Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntüyle gördük. Yapılan araştırma sonucunda hiç kimsenin alınmadığı antrenman sahasına kamp yapılan tesisin ve antrenman sahasının güvenliğinden sorumlu kişilerin zafiyeti nedeniyle kulübümüzler izinsiz olarak bazı kişilerin alındığı tespit edilmiş. Bu zafiyetle ilgili gerekli girişimler kulübümüz tarafından yapılmıştır. Takımımızın Burdur kampındaki SEK ve idaresinden sorumlu profesyonellerimizin görüşü ve savunması alınmış. Güvenliğin tam olarak sağlanması konusunda gerekli girişimler yapılmış. Bundan sonra bir daha bu tür görüntülerin yaşanmaması için sorumlu kim varsa en sert dille uyarılmıştır. Taraftarımızın bu konudaki serzenişini haklı ve yerinde bir tepki olarak görüyor. Aynı düşünceleri ve üzüntüleri paylaşıyoruz. Bundan sonra kamplarda, hazırlık maçlarında ve resmi müsabakalarda benzer görüntülerin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağını saygıyla duyururuz, diyor Antalya Spor Yönetimi. Futbol. Anadolu'dan futbol. Bir yorum. Değerli İncer, Cenk Tosun'un adım adım Fenerbahçe'ye gittiğinden bahsediliyor. İddia o ki babası Şenol Tosun'la Beşiktaş yönetiminin yaptığı görüşmede yeni sözleşme konusunda uzlaşma sağlanamadı ve bu konuda Beşiktaş yönetiminden izin alan Fenerbahçe yönetimi Cenk'le masaya oturdu. Şu anda serbest statüde Cenk Tosun. Bu arada Fenerbahçe En-Nesyri'den istediği sonucu alamadı. Muhtemelen En-Nesyri Sevilla'dan ayrılıp Arap Yarımadası'na gidecek. Oradan Al-Kashadi takımından çok ciddi bir teklif aldı. Everton'da oynayan Beto'yu transfer etmek istiyor. Forvet mevkiine Fenerbahçe. Anlaşmanın 1+1 yıllık olması bekleniyor. Yani Cenk Tosun'la Fenerbahçe arasında yapılacak anlaşmanın. 2017-2018 sezonunda 22.500.000 euroya Everton'a giden Cenk Tosun, İngiltere'de Crystal Palace formasını da giymişti kiralık olarak. Cenk Tosun tüm kariyeri boyunca 487 maçta oynadı. 195 gol attı. 60 tane gol pasıyla oynuyor. Bir yorum bölümümüzde teknik direktör Tahsin Koca bizimle birlikte, Hollanda'da yaşıyor. Bütün Avrupa kulüpleriyle ilişkilere sahip bir futbol adamı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Özgür, merhaba, nasılsınız? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Avrupa Kupası'ndan her iki takımım da elendi artık.
Bugün de bir sonbahar havası var. Doğru. Bakalım koşturmada. Hollanda'ya haksızlık yaptılar hocam İngiltere maçında bence. Çok ciddi hakem hataları vardı. Hakem bütün inisiyatif haklarını birebir mücadelelerde İngilizlerden yana kullandı. Resmen ikinci yarıda durdurdu Hollanda'yı. Ben öyle gördüm, bilmiyorum. Ya bir tane şunu söylüyorum. Bizim maçta yani, da Hollanda lehine çok hatalar vardı ya. Bizim hakkımızı yedi maçın hakemi Fransız. Şimdi tabii baktığın zaman bize orada da benim şahsi görüşüm o maçta Xavi Simons bizim maçta direkt kırmızı kart görmeliydi. Benim yani futbol anlayışım, futbola baktığım şekilde bu maçta penaltıydı. Çünkü ayağı yukarıdan aşağıya doğru geliyor. Ayak yukarıdan aşağıya geldiği zaman futbol kurulunda bu çok açık ve net tarif edilmiş. Yani tehlikeli hareket, faul şeyine gidiyor. Ama genel olarak baktığın zaman biz Hollanda'yı ezdik. Yani İngiltere bizim yaptığımızı yapamadı Hollanda'ya. Doğru, %100. İngiltere bence çok zayıf bir takım. Biz özellikle ilk yarı biz İngiltere'yi, Hollanda'yı ilk 10 dakika biraz böyle bir yoklama çekti. Yani her iki takım da kim ne yapmak istiyor diye. Yani ama şu Kırkpınar tabiri elense, yani bakalım güçler neymiş, güç dengelerini yoklamak için. Ama ilk yarı Türkiye turnuvadaki hemen hemen en iyi maçını oynadı. Evet. Müthiş bir top oynadı. Ya ben bu konudaki benim fikrimi biliyorsun, tekrarlayayım. Yani ben özellikle şu Futbol Federasyonu'nun, şu yönetimin yaptığı iki tane çok iyi iş var. Yani yaptıklarını beğenmiyorum ama yaptığı iki tane çok iyi iş var. Birincisi yabancı hoca. Bu Montella oldu bunun ismi. Müthiş bir tercih. İkincisi de yabancı var hakemleri. Türkiye'deki şu kokuşmuşluğun önünü kesmek için yaptıkları en iyi hamleydi. Umarım Okan Burak'a da soruldu bu. O yabancı var hakemleri geldi, ne düşünüyorsunuz diye. Yabancı var hakemleri geldikten sonra da hatalar oldu ama en azından itirazlar azaldı. Yabancı var hakeminin devam etmesini düşünüyorum dedi. Yani yabancı var hakemini ya da yabancı hakemi ısrarla isteyenler de belki hatalar devam etmiş olmasına rağmen seslerini çıkarmadılar. Çünkü istediler. Sevgili Özgür, hata herkese mahsus bir şeydir. Evet. Hata farklı bir şey. İşin içindeki samimiyetsizlik, güvensizlik farklı bir olay. Doğru. Ortadaki sorun mu? Yoksa her insan, en iyi hakemler bile hata yapabiliyor. Ya bu insana özgü bir şey yani. Bunun hatasız diye bir şey olamaz ya. Ama yaptığın hatada bir samimiyetsizlik varsa herkes orada sorgular. Sorgulamasan zaten suçlusun. Peki. Benim son olarak bu federasyonda dün daha önce bir görüşme yapmıştık. Çok ciddi bir siyasi karar olduğunu, siyasi gücün arkasında olduğunu söylemiştim. Ben edinim bilgiyi sizinle paylaşayım mı hocam? Yani söylenen şu, çok ciddi bir biçimde konuşulan şu. Servet Yardımcı aday olacaktı ancak siyaseten istenmedi. Cumhurbaşkanı aday olmasını istemiyor. Cumhurbaşkanının kardeşi Mustafa Erdoğan kendisinin arada aday olmasını istemedi. Çünkü Servet Yardımcı'nın Ali Koç'la çok iyi ilişkileri var. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da bu yolla görüştüğü için Cumhurbaşkanı bu durumdan haz etmedi ve aday olmasını istemedi şeklinde bir iddia var kamuoyunda. Benim duyduğum, kulislerden edindiğim bilgi bu. Ben sen daha yakınsın, sen de olaya daha iyi hakimsin ama bir milli maç sonrası yaptığımız bir konuşma vardı. Ben bu yönetimin tekrar geleceğini, çünkü çok siyasi bir karar olduğunu, Servet Bey'in şimdi bu insanlar hayal kırıklığı, bir yola çıkıyorsunsa arkadaş, peşine birilerini alıp gidiyorsunsa karşına çıkan engelleri aşmak için mücadele edeceksin. Yarın bir gün karşına birisinin bir telefonuyla engel çıktığı zaman peşine taktığın insanları hayal kırıklığına uğratmayacaksın. Kendine güvenmiyorsunsa otur yerinde. Evet. Kendine güvenmiyorsunsa hiç çıkma. Çünkü Servet Bey bazı sorunlarla, bazı güçlerle karşılaşacağını çok çok iyi biliyordu. O zaman bu yola niye çıktın? Zaten sen bu yolun zor olduğunu biliyorsun. Enteresan bir şey hocam. Bir de enteresan olan şu, UEFA'daki görevinden de, her iki görevinden de istifa ediyor. Ya bırakıyor. O da göstermelik oldu. Yani dediler ki çekil artık, eline yanı çek. Elimizden gelsin. Elimizden gelsin. O zaman Fenerbahçe, yani futbol aslında transfer konuşacaktık da şey geldik. Şimdi Sayın Ali Koç aylardır, yıllardır bu başkan bu, şu bu asıp kesiyordu. Hadi çıksın şimdi. Sayın Hacı Osmanoğlu. İbrahim Hacı Osmanoğlu. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Çık hadi. Bugün açıkladı ki sonuna kadar arkamdayım diye.
ben bu yönetimi devireceğim. Madem karşısın, madem güçlüsün, madem çok konuşuyorsun, aynısını Galatasaray Başkanı da yaptı ama bak geçen yıl bu yönetim istifa etmeli diye defalarca kulüp bekleri etti. Yani şimdi Fenerbahçe'ye eleştirirken Galatasaray Başkanı yaptı. Beşiktaşlılar yaptılar. Hadi çıkın. O da bir meydan. Çünkü siz özgür değilsiniz. Siz devlete gebesiniz. Batmışsınız. Kardeşim batmışsınız. Borçlarınızı devlete affettiriyorsunuz ve çıkıp konuşamıyorsunuz. Hepiniz aynısınız. Bu şekilde de çıkıp insanlara, tribünlere şov yapmayın. Madem böyle çenenizi kapatın, işinizi yapın. Peki. Hocam kısa bir ara verelim, ardından sohbetimiz transfer gelişmeleriyle devam edecek. Tamam oğlum. Az sonra birlikteyiz Tahsin Koca'yla. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir yorum. Teknik direktör Tahsin Koca bir kez daha bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz tekrar. Tekrar hoş bulduk sevgili Özgür. Hocam, nerede kalmıştık transferde? Transferde kalmıştık. Cenk Tosun'un Fenerbahçe'yle imza durumu söz konusu deniyor. Cenk Tosun'un babası Şenol Güneş'e WhatsApp'tan yazdım, haber bekliyorum. Eğer bir cevap verirse bu cevabı paylaşacağım sizinle ve dinleyeceğimizle. Şenol Güneş mi, Şenol Tosun mu? Şenol Güneş mi dedim ben? Yanlış söyledim. Evet. Şenol Tosun. Tabii. Evet. Cenk Tosun'un babası aynı zamanda temsilciliğini yapıyor. Şenol evet. Tosun. Şimdi bu konuya da değinelim. Demin hep eleştiriden geçiyoruz ya. Sevgili Özgür. Cenk 33 yaşında. Değerli bir futbolcu. Avrupa kökenli. İyi bir futbolcu. İyi bir karakter. Elinden gelen her şeyin iyisini yapmaya çalışıyor. Şimdi Beşiktaşlılar. Beşiktaş yani dediğim taraftar değil bu. Yönetim kurulu. Eskiden futbol oynanmış, futbol adamlığı yapmış bir insanlar. Milli takım hocasını hain diye niteleyerek bu dereceye gelerek suçlayarak, hakaretlerde bulunarak siz Semih'le Cenk'i nasıl milli takımda oynatmazsınız dedikleri oyuncuları kendi kadrolarında düşünmüyorlar. 35 yaşına gelin 20 milyon para harcıyor. Ciro için, Immobile yani, Ciro için. Evet. Yani senelik 5 milyon euro civarında maaş. 3 senelik anlaşma, Lazio'da diyor 5 milyon bana para verecek. Yani buna çok eminim yani. Boş bunu söylemiyorum. Ha, Lazio'yu 3'e ikna edebilirler. Beşiktaş'ta Immobile diyor ki sen transfer bonservisi mümkün olduğu kadar düşün. Bonservisiz gel. Biz sana bir şeyler imza parası falan yapalım. O kendi resim görüşmeleri. Şimdi ne kadar dengesiz bir yapıya sahip olduğumuzu görüyoruz. Milli takım hocasına hakaret ediyorsun, bunu oynatmıyorsun diye kendin almıyorsun. Gitmişsin 35 yaşındaki adam alıyorsun. Burak Yılmaz'ı biz 35 yaşında futbolu bırakmaya zorladık. Gittik Ceko'yu 38 yaşında 3 seneliğine 20 milyon euroya aldık. Aa biz dünya yıldızı getirdik dedik. Yani futbolumuzun neden bu noktalarda olduğunu ve şu anda halen İtalyan hocanın bu takımla gösterdiği ya bize verdiği gösterdiği sonuçlar çok ciddi bir başarıdır. Hoca başarısıdır. Transfere geldiğimiz zaman ikinci Fenerbahçe için Alen Maksimum adını duyuyorum. 27 yaşında. Az ya bu çocuk sadece süratli bir futbolcu. Eğer bunu oynatmak istiyorsunsa bunu o kadar para harcamana gerek yok. O şey Samyal'ı oynat. O da 4 tane o sayı Samyal oynat. 4 tane gol o da atar. Yani Arap Ligi'nde 4 gol atmış. 10 milyon para vereceksin. Neymiş efendim, adam çok hızlı koşuyormuş. Hocalar istediği için çünkü çok üst düzey bir hoca, onun istediği futbolcu yanlış olmaz diye bir yapıyla girerek Fenerbahçe için kaybolur. Ellerinde Tadiç var, oraya da futbolcu almak istiyorlarsa başka futbolcu altında. Fenerbahçe santfor istiyor, alacak mı? Üst düzey santfor, Serhal Kıraşı'yı alsın. Hadi benim de helal olsun, gerçekten futbolcu santfor. Hangi futbolcu hocam, bir daha söyler misiniz? Stuttgart'ın santforu Serhal Gurasi. Kalıyor, alabiliyor musun? Aa diyeyim ki bak gerçekten nedir şey. Onun maliyetleri biliyor musunuz hocam? 20 milyon galiba serbest kalma maddesi var. Şu anda kulüp 40 milyon istiyor. Galiba Dortmund 20 milyon verip alacak. 20-22 milyon verip alacak. Alabiliyor musun bu düzeyde oyuncuyu? O zaman söyleyeyim, tamam kardeş. Haklısın. Gerçekten büyük transfer yaptın. Sen gitmiştin bana Arap Ligi'nden futbolcu getireceksin. Ayda 8 milyon vereceksin. Yok bu da üst düzeymiş. 35 yaşındaki futbolcuya 3 sene anlaşma yapacaksın. Ya bir senelik yap Immobile, bir senelik Beşiktaş anlaşma yapsın. Şapka çıkarayım. Diyeyim ki tamam 1+1 yaparsın kardeşim. Maliyetinde boğulur.
sana 2,5 milyon para veririz. Maç başına bu kadar para veririz. Anlaşılır. Bak sen elindekilerini yeterli görmüyorsun. Milli takımın hocasını etmediğin hakaret kalmıyor. Gitmişsin 35 yaşındakine 3 sene şey yapıyorsun. Sonra ikinci yönlendikleri şey şu Alman stoper Hummels. Yani 35 milyon euro para teklif etmişler. Augsburg'da oynayan stoper mi hocam? Yok, Dortmund stoperi. Ha, Dortmund, anladım. Dortmund'da. Yani şimdi ne yapmak istediklerini gerçekten biz battık diyorlar. 5 milyon, 6 milyon herkes 3 senelik, 4 senelik şey yapıyorlar. Beşiktaş devre arası büyük yetenek, genç yetenek Arnavut oyuncuya 12 milyon bonservis parası verdi. 25 milyon maliyeti var. Gittin yerine başka bir oyuncu getirdin. Biz geleceğe yatırım yapacağız diyordun. Gittin 30 yaşındaki oyuncuyu aldın. Aldığın oyuncu çok iyi, kimse onu kötü demiyor. Ama sen Rafa sene, Silva. Evet, yani oyuncuya kötü bir şey diyemezsin. Tabii. Ama 6 milyon euro maaş vereceğin bir oyuncu Rafa Silva. 6 milyon net maaş veriyorsun sevgili Özgür. Onun maliyeti İmza parası var. 10 milyon, 10 milyon maliyeti Beşiktaş'a senelik. Hı hı. Ya aynı hatayı Galatasaray geçen yıl yaptı. Ben sana bu konuda ele ciddi. Sen Endombele'yi niye alıyorsun kardeşim? Endombele senin elindeki Bulgar Rumen oyuncu kadar iş, ondan onun kadar iş yapardı. Elindeki Norveçli oyuncuyu Pendik'e göndermeseydin. 5 milyon euroyu çöpe attın. Evet. Yani bunları bunları söylüyoruz ama birileri çıkıyor 3-5 kuruş ellerine tutuşturulmuş arkadaşlar. Hangi akla hizmet ediyorlar? Hangi şekilde yorum yapıyorlar? Neden bunlar hiç futbolcu seyretmiyorlar mı? Yok efendim bu bunu getirsin uçacak, bu bunu getirsin uçacak, bu böyle gelsin. Yani bak bazen işimiz gereği bazen bakıyorsun yani neler oluyor, neler olmuyor, kim ne konuşuyor, ben size şey yapıyor. Aslında pek meraklısı değilim yani. Onlardan bilgi alacağım şeyinde değil ama bir ortamda neler var, neler yok bir bakmak istiyorsun. Yani gerçekten mide bulandırıcı bir durum. Galatasaray için gelelim son. Bence Okan Buruk'un gönlünde yatan aslan kim olabilir? Kim olabilir hocam? Orta saha için mi söylüyorsunuz? Orta saha transferi için. Bence Rodrigo De Paul. De Paul. Ben sordum, Rodrigo De Paul gündemimizde yok dedi yöneticiler. Derler. Öyle mi? Gönlünde yatan aslan o diyorum. Ha, gönlünde yatan aslan. Okan Buruk'un istediği oyuncu. Peki 30 milyon euro istiyor Atletico Madrid. O nasıl çözülecek hocam? Valla şimdi geçen sene Galatasaray demin sana şey yaptım. Bana bir futbolcu alırım ben. Tam futbolcu alırım. Geçen yıl Galatasaray Hakim Ziyech, Endombele, Zaha bu üçlüye 40 milyon para harcadı. Bütün evet. Yani bütün genel maliyetine baktığın zaman Zaha'nın yani 3 senelik anlaşmasını söylüyorum. Hepsinin maliyeti Galatasaray'a 40 milyona yakın oldu. Ver 30 milyona bir tane futbolcu al işte. Tam almış oluyorsun. Tam almış oluyorsun, doğru. Ve Galatasaray'ın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir oyuncu De Paul. 8-10 oynuyor. Sol içi oynuyor. Sağ içi oynuyor. Ve ön libero'da oynayabiliyor. Ve hücuma çok katkıda bulunuyor. Yani alabilecekleri bir şey yani 3 tane oyuncu almam. Gerekirse sağ bekten de vazgeçerim. Elimde şey var. Dubia var. Kaan gibi bir değer var. Zaten Kaan ikinci yarı seni şampiyon yaptı orada. Müthiş bir sezon geçirdi. Oradan da feragat ederim. Bu oyuncuyu alın. Anladım dediniz. Gerek yok yani. 10 tane futbolcu almaya gerek yok. 2 tane iyi al. 10 tane harcayacağını buna ver. Beşiktaş geçen yıl 10 futbolcu aldı. 50 milyon euro para harcadı. Ortada bir şey yok. 20 milyon 50 milyona 3 tane çok klas futbolcu aldı. Beşiktaş'ı geçen yıl farklı konulara getirdi. Haksız mı? Hocam Galatasaray'ın gündemindeki sağ bek, Ren'deki fil dişi sahili sağ bek Doe. Takip ettiğiniz bir oyuncu mu? Stoper de oynayabiliyormuş aynı zamanda. Canlı seyretmedim. Şeylerini, videolarını, filmlerini, maçlarını seyrettim. Çok iyi bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Bence alsa alacağı miktar çok önemli şimdi. Galatasaray ona 15 milyon para verdiği zaman yani örnek veriyorum. Demin söylediğim şeyi şeye geri dönüyoruz. O zaman alma git 15 milyonun üzerine 15 milyon daha koy. De Paul'u al seni Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e bırak. Ama 4 milyonu alırsın, 3,5 milyonu alırsın, ileriye dönük bir yatırım yap diye değerlendirirsin. O zaman hiç kaçırmazsın. Çünkü burada ödeyeceğin para çok belirleyici. Anladım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten son 8 istiyor musun? Prim yapmak istiyor musun? Senin orta sahana De Paul veya
Rabiot gibi bir oyuncu lazım. Olmazsa olmazım. İleri senin kanatlarında sorun yok. Rabiot konusunda ne diyorsun? Bugün Türk basında, yazılı basında Rabiot ile ilgili çok haber çıktı ama Rabiot konusunda bir girişimimiz yok diyor yöneticiler. Ne diyorsunuz? Rabiot bir ihtimal Real Madrid. Real Madrid, Toni Kroos'un yerine düşünüyorlar. Toni Kroos'un yerine düşünüyor. Yanında zaten iki tane Fransız milli futbolcu var. Onu da yanına düşünüyorlar. Ben düşüneceğim, o bildiğim aldığım. Yalnız Kamavinga ile aynı pozisyonda oynamıyor mu? Kamavinga onun yediği gibi daha, Fransa milli takımında. Bu daha tecrübeli. Biliyorsun Real Madrid'de sürekli Şampiyonlar Ligi Ancelotti vazgeçmiyor. Bu sene de istiyor. Takımı daha güçlendirdi. Yani büyük ihtimalle orası. Büyük ihtimalle orası. Ama futbol bu. Tekrar Paris'e dönme ihtimali olabilir mi tahmin etmiyorum. Çünkü Paris'te çok kötü bir şekilde ayrıldılar. Evet. Dediğim gibi annesi bayağı sorunlar çıkardı kulüp yönetimiyle. İşlerini annesi takip ediyor. Zor bir insan. Çalışması zor birisi. Bakacağız. Ama Türk Galatasaray için yani %99 o konuda şunu söylüyorum, eminim şu anda Galatasaray'la şeyi yok. Neyi? Bir ilişkisi yok yani. Rabiot'un. Yani yok, kesinlikle %99'unu söylüyorum. Anladım. Yani birisi bir şey söylemiş olabilir yani. Biz de öngörüyoruz yani, Galatasaray o profilde bir oyuncu alsın diyoruz. Rabiot profilinde, De Paul profilinde, Şampiyonlar Ligi'nde eğer bir şey istiyorsunuzsa orta sahana bu iki profilden birini alman lazım diyoruz. Anladım ama, dediğiniz. Rabiot'un bence De Paul daha gerçekçi. Hı hı. Peki. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Son şey, bunu şey yapayım. Galiba Galatasaray şeyi elinde tutamayacak gibi, stoperi. Davinson Sanchez'i mi? Davinson Sanchez. Öyle mi? Edindiğiniz somut bir bilgi mi var? İngilizlerden de bayağı bir ilgi var. İtalyanlar da hangi takım istiyor? Çünkü Inter'den De Vrij şeye gidiyor. Büyük ihtimalle Arap Yarımadası'na gidiyor. Hı hı. Inter'in iki tercihi var. Birisi De Ligt, Matthijs De Ligt. Bayern Münih'te oynayan Hollandalı. Onun yerine ikinci şey seçenek de bu olabilir. Davinson Sanchez'i alabilir Inter. Evet. Bu önemli bilgiyi sevgili Tahsin Koca aktardı size. Yani peki hocam, Davinson Sanchez'in şu anki piyasa değerinin 25 milyonla 30 milyon euro arasında değiştiğinden bahsediliyor. Ne diyorsunuz bu konuda? 20-25 olur, doğru. 20-25 olur. Anladım. Ha, bir de son vaktini alıyorum, özür dilerim. Bir de Ferdi için 40-50 milyon hayallerini görüyorlar. Bunu konuşmak çok abes bir şey. Benim gönlüm ister ki Fenerbahçe Ferdi'yi 100'e satsın. Ama bir de realite var. Avrupa'da bunu alabilecek 40-50 milyonu verecek 10 tane kulüp var. Ve hiçbir tane büyük kulüp sağ ayaklı sol beke 40 milyon euro vermez alır. Hı hı. Buna altını çizelim. Bu Ferdi'nin oyun, biliyorsun beğeniyorum oyunculuğunu, kişiliğini. Evet evet, anladım dediğiniz. Genç takımında da ben bunu Hollanda'da 3 kez 4 kez canlı seyrettim. Konu o değil. Ama o söylenen rakamları Avrupa'da hiçbir kulüp ters ayaklı bir şeye, sağ ayaklı dizisine sol bek olarak 40 milyon 45 milyon para vermez. Peki. Hocam bunu çok peki, çok teşekkür ederim katıldığınız, çok önemli bilgiler aktardınız, tespitlerinizi paylaştınız. Saygılar. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Hollanda'dan teknik direktör Tahsin Koca fikirlerini sizlerle paylaştı. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Haber Özel. Haber Özel. Derlincer, Servet Yardımcı dün yaptığı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adaylığından çekildiğini ifade etti. 7 yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden de çekiliyorum, saygılarımı arz ederim diyor. Daha önce aday olduğunu açıklayan Tolga Gani Zengin, Servet Yardımcı ile yine çekilme kararı açıklamıştı. Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesinin ardından başkan adaylar arasında Mehmet Büyükekşi ve eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu kaldı. Bu iki aday seçime gidiyor. Bu arada resmi olarak adaylığını çekmemiş Servet Yardımcıoğlu. Bu da Türkiye Futbol Federasyonu'nun az önce yayınladığı deklarasyona yansıdı. Sayın Ali Kunak bizimle birlikte programımızın bu aşamasında. Hocam hoş geldiniz. Merhaba sevgili Özgür. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Eksik olmayın. İyisiniz umarım hocam. Teşekkür ederim, sağ ol, iyiyim. Harika. Anlık gelişmeler.
oluyor. Böyle bir çok kaygan bir zemin. Bizimle paylaşır mısınız bu anlık gelişmeleri hocam? Sevgili Özgür, şimdi yani 48 saat önce Servet Yardımcı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın bir numaralıydı ve seçimi kazanmaya gerçekten en yakın isim olarak gösteriliyordu. İşte 140 imza topladığı söyleniyordu. Ve Servet Yardımcı çok önemli bir açıklama yapıyordu. Diyordu ki işte ben onu yaptım, bunu yaptım. Türkiye için UEFA'da şunlara çaba sarf ettim. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nda şu görevlerde bulundum ve hizmete devam etmeye hazırım, bayrağı taşımaya hazırım gibi çok da öyle içeriği kuvvetli beyanlar yayınlarken bir anda ne olduysa dün öğle saatlerinde hiç anlaşılmaz bir şekilde Sayın Servet Yardımcı'nın biraz da böyle işte sanki kendi ailesine yönelik, kendisine yönelik tam anlamıyla belden aşağı bazı taktiklerle zor durumlarda bırakıldığını söyleyerek hem UEFA'daki görevlerinden hem de Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adaylığından istifa etmesi bir defa altı doldurulması gereken en önemli konu bence. Hı. Yani, hocam gerçekten böyle bir şey var mı yoksa Servet Yardımcı için bunlar bir gerekçe mi oluşturdu? Yani bu bir gerekçe mi? Şimdi, gerçekten böyle tehditler var mı? Belden aşağı iddialarla Servet Yardımcı'yı köşeye sıkıştırmak isteyenler mi var? Eğer böyle bir şey varsa Servet Yardımcı bunun altını doldurmalı. Doğru. Gerekli açıklamaları yapıp net bir şekilde kamuoyunu aydınlatmalı. Öyle üstü kapalı işte beni ve ailemi zor durumda bırakacak işte ahlaksızca yapılan davranışlar falan deyip bir tweetle kendisiyle beraber yola çıkanları yalnız bırakmamalı Servet Yardımcı. Yani şimdi kendisiyle beraber yola çıkanlar da ki 140 imza var diyoruz. Ya 140 imza az değil. Futbol Federasyonu Başkanlığı için. Yani 140 tane delege ona imza vermiş ve bir anda siz böylesine üstü kapalı, ne olduğu belli olmayan bir gerekçeyle adaylıktan ve UEFA'daki görevlerinizden çekildiğinizi söylüyorsunuz. Ya kardeşim niye çekildin? Bir, seni acaba şey mi? Şimdi konuşulanlar böyle. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Erdoğan mı sana çekil dedi? Oradan sonra Spor Bakanı Osman Aşkın Bak mı çekil dedi? Ya da işte onlara yakın çevrelerden mi çekil baskısı geldi? Ya da gerçekten ortada bir kaset skandalı mı var? Ya da gerçekten bir kredi skandalı mı var? Konuşulanlar böyle. Nedir hocam? Bunlar kredi mi dediniz? Kredi mi dediniz? Evet. Evet, iş hayatıyla ilgili bir kredi skandalından da bahsediliyor. Konuşulanlar bunlar. Bu nedir? Bunu spor kamuoyu bilmeli bu sebepleri. Ama eğer ki sadece Servet Yardımcı işte bu Melih Demiral'a ceza verilmesi ve daha önce de Başakşehir Kulübü'nün asker selam vermesinden dolayı UEFA'dan ceza soruşturması açılması sebebiyle yıpratıldıysa da o zaman bunun da çok bu davranışları yapacak, bu seçimlerden vazgeçecek kadar geçerli bir sebep olmadığını düşünüyorum ben. Neden dersen sen Servet Yardımcısın, çarşamba günü diyorsun ki biz seçimi kazanacağız, tek başımıza geliyoruz. O zaman gel kardeşim, gel geç futbolun başına. Mehmet Büyükekşi'ye de genel kurulu gereken cevabı ver, dersi ver. Geç futbolun başına otur. Ama sen UEFA'daki görevlerinden de istifade ediyorsun. Şimdi UEFA'daki görev süreli bir görev. Yani benim bildiğim kadarıyla Mehmet Servet Yardımcı şu anda 3 yıldan daha fazla bir görev süresi vardı. Evet. UEFA'da. Oradan da ayrılıyorsun. Ya sen o zaman niye şimdi ayrılıyorsun UEFA'dan? Melih Demir'e de Demiral'a 2 maç ceza verildiği gün ayrılsaydın eğer. O zaman çok daha anlamlı olurdu bu UEFA'daki görevinden ayrılmak. Yani Melih Demir'e verilen cezayı protesto etmiş olurdun değil mi? Evet, protesto etmiş oldum ve bu federasyon seçimleri için arkada çok çok daha büyük bir rüzgar alırdım bence. Gerçekten güç alırdım. Ama sen o ceza verildiği gün gökün çıkmadı. Seninle de konuştuk o gün bağlantıda. Yani şu anda ne yapıyorlar, ne tepki verdiler diye bunu konuştuk. O gün gökün çıkmadı. Şimdi 5 gün sonra geçmişsin, bırakıyorsun, gidiyorsun. Ha, ne olur bundan sonra? Şimdi biraz önce söylediğim gibi henüz daha federasyona çekilden dair resmi dilekçe vermediği için
şu anda kağıt üzerinde aday olarak görünüyor. Federasyonun da saat 3.30 civarında yapmış olduğu bu ana statü gereğince adayların açıklanması duyurusunda devlet yardımcının da adı var şu anda. Hı hı. Ama mutlaka herhalde bu dünkü yapmış olduğu açıklamadan da vazgeçip ben tekrar adaya devam ediyorum demeyeceğim. Değil mi? Bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da olmaz yani. Doğru. Bu arada enteresan bir gelişme de var. Sabit Hacı Osmanoğlu Sayın Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ben şimdi hep karıştırmışımdır. Trabzon'un bir eski Süper Lig hakemi var. Sabit Hacı Ömeroğlu. Evet. Bu da İbrahim Hacı Osmanoğlu. İkisini böyle karıştırıyorum. Sabit Hacı Osmanoğlu falan diyorum. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Sayın Hacı Osmanoğlu lehine de şu anda rüzgarda bir hareketlenme oldu dünden bu yana. Hı hı. Başkanlık seçiminde. Çünkü bir şimdi bu 140 imzadan ne olursa olsun birçoğu Mehmet Büyükekşi'ye karşı tepkiden gelen imzalar. Hı hı. Bunların evet şu anda tek adaya düştü. Mehmet Büyükekşi'ye tek aday olduğu için ona verelim diyebilecek cinsten delegeler değil bunlar. Yani örneğin mesela bir İstanbulspor, bir Fatih Karagümrük, bir Ankara Gücü gibi kulüpleri düşünürsek onların şu anki yolları tamamıyla Mehmet Büyükekşi'ye karşı olmaktan geçiyor. Orada bugün öğrendiğim kadarıyla bugün bir yemek varmış Sayın Hoca Osmanoğlu'nun düzenlediği Fokalasyon delegeleriyle. Burada bir araya gelip de tam bir yol haritasının çizilip kurmay heyetinin belirlenip bu seçime çok çok daha ciddi bir şekilde hazırlanıp girme yolunda da hazırlıkları varmış diye bir duyum aldım. Bu peki, arada hocam çok özür dilerim araya girdim ama Hacı Osman bu arada at yarışına gidecek miyiz? Batıkan at yarışına gideceğiz hocam çok özür dilerim. Size sormak istediğim sorular var bırakmıyoruz sizi. At yarışını dinleyelim ardından tekrar bağlantı kuracağız. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Haber Özel. Haber Özel. Ali Kunak bir kez daha bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Evet, merhaba sevgili Özgür. Merhaba. Benim size sormak istediğim bir soru vardı. Bu soruyu da aslında tam da sizin verdiğiniz bilgi üzerine sormam gerekiyordu. Çünkü dediniz ki az önce İbrahim Hacı Osmanoğlu şu anda resmi olarak adaylığı söz konusu olan 3 adaydan bir tanesi İbrahim Hacı Osmanoğlu bu akşam Türkiye Futbol Federasyonu delegeleriyle bir yemek de bir araya gelecek. Yemek organizasyonunda bir araya gelecek. Hangi kulüpler sizce İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu destekliyor? Sevgili Özgür, şöyle şimdi Servet Yarımcı'nın yarı yolda bıraktığı 140 imza var. Bu 140 imzanın birçoğu bir an önce söylemiş olduğum gibi Mehmet Büyükekşi olan tepkiden doğan imzalar. Ve bunlar bu tepkiler öyle ki kemikleşmiş tepki. Yani bir Fatih Karagümrük'ün, bir İstanbulspor'un, bir Ankara Gücü'nün tepkilerini şey yapmak, nörtalize etmek mümkün değil. Bunlar asla Mehmet Büyükekşi olmasın, kim olursa olsun şeklindeki tepkiler. Bir de mesela Fenerbahçe, Beşiktaş gibi Servet Yardımcı'ya işte tamam hadi biz seni destekliyoruz cümlesini kullanmış olan türdeki imzalar var. Bunlar aslında ortada şu anda ama bu 140 imzadan en az 70-80 tanesi alt liglerde çok çok daha fazla. Çünkü alt liglerden de çok büyük tepkiler var. Bunlar İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun etrafında birleştirme yolundalar ve galiba bu eski futbolcular da eski futbolcular derneği mi? Evet. Bu 50'den fazla milli forma giymiş 5 tane futbolcu var. İşte 5 tane eski hakem var Şampiyonlar Ligi'nde görev yapmış. Onlar da galiba onun etrafında birleşecekler. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu da Trabzonspor başkanı iken çok ilk çıkışları vardı hatırlıyorsan. Mesela bir Trabzonspor maçından sonra maçın hakemlerinin 4 saat soyunma odasında kilitli kalması, evet, evet. İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından dışarı çıkartılmaması gibi
böyle çok saçma sapan icraatlar da vardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu demiş ki şey, ya o bir hataydı, o gün pisliğinde onu yaptım, bugün olsa asla yapmam falan gibi, tabii ki şimdi seçim ortamıyla böyle bir cümleler sarf etmiş. Mesela kendisine sormuşlar, demişler ki ya demişler sen tamam da şimdi yola çıktın da Ali Koç şu anda Mehmet Büyükekşi'nin karşısında, ama Ali Koç için sarf etmiş olduğu sözler yani buradan ta nereye yol olur? Ya demiş ki onlar geçmişte kaldı, o anda söylenmiş sözlerdi. Şu anda o sözler tamamen silip de beyaz bir sayfa açıp Ali Koç'la da birlikte olalım gibi herkese bir mavi boncuk dağıtma ya da bir beyaz sayfa, başka bir deyişle beyaz sayfa açmak gibi bir politika gütmeye başladılar. Bence bu hafta sonu çok önemli gelişmeler olacak bu delege sayısı ve oyların belirlenmesi açısından. Bu akşamki yemekte bunları belirleyecek en önemli gelişmelerden bir tanesi. Mehmet Büyükekşi tarafı ise olaya kesin gözüyle bakıyor. Dün akşam Spor Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında Sayın Mehmet Büyükekşi önümüzdeki hafta yapılacak seçimi sadece bir güven tazeleme seçimi olduğunu söylemiş. Yönetim Kurulu. O kadar güveniyor kendine, yani kesin kazanacağız. Evet, evet, bu kadar kendisine güveniyor. Hatta demiş ki arkadaşlar ben sizin hepinizle çalışmak istiyorum yönetim kurulunda. Yeni dönemde hep birçoğunuzla birlikte olmak istiyorum. Ama şu anda isim olarak hanginizle birlikte olacağım olmayacağım bir belirsizlik var. İşte devam edecek olanlarla ederiz, edemeyeceklerle de hakkınızı helal edin falan gibi. Onlarla da böyle bir son toplantısını yapmış demek ki yönetim kurulu. Şu anda hiç fotoğraf bu sevgili Özgür. Ama pazartesi yeni fotoğraflar gelir. Bu şu anki fotoğraf silinir kaybolur gider. Gelişmelere göre tekrar konuşuruz diyelim. Peki. Eksik olmayın hocam verdiğiniz bilgilerden ötürü. Ben teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sayın Ali Kunak bizimle birlikteydi. Biliyorsunuz kendisi eski FIFA yardımcı hakemi ve 3 dönem merkez hakem kurullarında görev yaptı. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Beşiktaş, cumartesi günü oynanacak Dinamo Zagreb maçının güvenlik önlemleri sebebiyle seyircisiz gerçekleştirileceğini kamuoyuna bildirdi. Fenerbahçe Cenk Tosun'la prensipte anlaştı. 2 yıllık maliyet, maaş ve imza parası dahil toplam 2.500 bin euro, yani 2.5 milyon euroya yakın olacak deniyor. Böyle bir son dakika bilgisi var değerli dinleyiciler. Bunun ayrıntısını araştıracağız hep birlikte. Ve Antalya Spor, Musa Cenepo'yu transfer ettiğini açıkladı. TFF Genel Kurulu'nda aday, başkan adayı olmak için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla şu şekilde belirtildi. İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu, Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı. Servet Yardımcı adaylıktan çekildiğini açıkladı ama resmi başvurusu olduğu için, bu resmi işlemleri henüz gerçekleştirmediği için onun da adaylık statüsünde yer aldığını görüyoruz. 3 aday gözüküyor ama fiili olarak 2 aday yarışacak. İtalya Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen Ciro Immobile Beşiktaş'a imza atmaya çok yakın, transferin kısa süre içerisinde biteceğinden bahsediliyor. İkinci başkan Hüseyin Yücel ile Ciro Immobile'nin de fotoğrafları yayınlandı. Bu bilgiyi de vermekte fayda var. Biliyorsunuz Gabriel Paulista, arkasından da Rafa Silva transferlerini gerçekleştirdi Beşiktaş. Corriere della Sport'un haberine göre siyah beyazlar Immobile transferini kısa süre içerisinde tamamlayacak. Bugün en geç yarın Immobile'nin Beşiktaş macerası başlayacak ifadeleri kullanıldı. Haberde Beşiktaş yöneticilerinin transferi tamamlamak için dün Roma'ya gittiği ve son detay görüşüldüğü bildiriliyor. Lazio'ya 2,5 milyon euro sözleşme fesih bedeli verecek Beşiktaş bu transfer karşılığında. Ciro Immobile'ye ise yıllık 6 milyon euro ödeyeceği kaydedildi. Kariyeri ve geçtiğimiz sezonun performansına bakalım Ciro Immobile'nin. Lazio ile geçtiğimiz sezon 43 maç yaptı. 11 tane gol attı, 1 tane gol pasıyla oynadı. Immobile kariyerinde daha önce İspanya'da Sevilla, İtalya'da Torino, Almanya'da Borussia Dortmund, yine İtalya'da Juventus, Genova, Pescara ve Grosseto ve Siena takımlarında forma giymişti. İtalya Serie A'da 4 kez gol kralı oldu ama yurt dışı maceraları, yani Almanya'daki Borussia Dortmund ve İspanya'daki Sevilla maceraları istediği gibi gitmemişti. Sevgili dinleyiciler, transfer haberlerinin devamını getireceğiz birazdan. Başka haberler aktaracağım sizlere ama öncesinde Trabzonspor'a bakacağız. Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ayın 18'inde, Temmuz'un 18'inde yapılacak genel kuruluna başkan adayı oldu. Trabzonspor'da mevcut yönetim bu adaylığa nasıl bakıyor? Trabzonspor kulüp olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu mu
destekliyor? Bunu sevgili Nihat Erence'ye soracağız. Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü. Nihat abi hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. İyi yayınlar olsun. İyisiniz umarım. Vallahi sıcak dışında çok iyi. Değil mi? Sıcak hepimizi etkiliyor. Evet, sıcak. Hepimizi bugün sıcak ve nem. Birazcık daha bugün şeydi Özgür. Yani diğer günlere göre biraz daha nem düşüktü. Geçen de bahsetmiştim. Bugün yine bu bizim Trabzon'da birkaç gündür Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz adına bir turnuva düzenleniyor. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Bugün onun töreni oldu. Sabah törenden sonra da işte gazeteye geldik. Artık biraz daha böyle haberlerle haşır neşir oluyoruz. Bir yandan da kamptan bilgiler alıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor diye. Tabii istersen önce İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan başlayalım. Ondan başlayalım. Ben kendisiyle de görüşme imkanım oldu. Yani Trabzonspor zaten yani adaylık sürecimi başlamadan önce de konuşmuştum. Destek vereceklerini söylediler dedi. Ve destek verildiğini de biliyorum. Yani Trabzonspor'un TFF 18 Temmuz'daki destekleyiciye aday İbrahim Hacı Osmanoğlu doğal olarak zaten. Bunda öyle bir şey yok. Geçmiş dönemde de konuşmuştuk onu. Mehmet Büyükekşi'yi yani sezon boyu da çok özellikle bizim Başkan Ertuğrul Doğan'ın çok serzenişleri olmuştu. Hatta yani yeniden aday olma sürecinde çok sıcak bakılmadığını biliyorum ben bizim kulüpten. Ama ilginç bir şekilde tabii bizde Türkiye'de gelişmeler biraz garip bir şekilde ilerliyor. Mehmet Büyükekşi yeniden aday oldu. Servet Yardımcı dün açıklamalar yaptı ama bugün ben yine son dakika bakıyorum. 3 tane aday şu anda. Evet, resmi olarak Servet Yardımcı'nın da adaylığının geçerli olduğunu bildirdi Türkiye Futbol Federasyonu. İşte yani bir sürpriz olur mu açıkçası? Yani öyle bir şey de yaşanabilir hala. Her ne kadar Servet Yardımcı dün ben yokum dese de Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin özellikle Servet Yardımcı'nın adaylığını devam ettirmesi yolunda baskılar olduğunu biliyorum. Onun öyle mi? Baskıların var Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin baskıları var. Onu da bizim buradan konuştuğum bazı isimlerden aldığım bilgiler bunlar. Evet. Ama tabii o kararın hani arkasında duracak mı durmayacak mı onu da herhalde bir iki gün içinde netlik kazanır. Bir şey de kalmadı Özgür. O 18'inde bugün ayın 12'si 6 günlük süreç var. Doğru. Yani. Doğru. Yani peki şey İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor dışında hangi kulüp destekliyor sizce? Ya şöyle, şimdi aslında Mehmet Büyükekşi'nin şu anda bütün kulüplerle, yani birçok kulüple şöyle şeyi kenara bırakıyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kenara bırakıyoruz. Onun dışındaki birçok kulüple ve özellikle alt lig kulüpleriyle olan bağlantısını biliyorum. Evet. Birçoğuyla, hatta bizim buradaki ikincilik, üçüncülük kulüplerine de teklifler yaptığını biliyorum. Onlarla konuştuğunu biliyorum. Oraları iyi şey yaptı ama yukarıda mesela neler olacak? İşte asıl bence o soru. Şeyde İbrahim Hacı Osmanoğlu yaptığı açıklamada şunu söyledi. Yani yaklaşık dedi 15-16 kulübün dedi desteğini aldım dedi. Çok önemli bir şey Süper Lig'den. Ya 3 tane kulüp kazandı. İbrahim Hacı Osmanoğlu 15-16 kulübün desteğini aldı. Destek vermeyen kulüpler Beşiktaş ve Fenerbahçe. Ben öyle tahmin ediyorum. Başka? Diğeri de Rize Spor. Rize Spor, anladım. Yani ilginç bir şekilde Rize Spor. Galatasaray da destek veriyor. Başakşehir ve Galatasaray. Yani öyle. Onun ifadesi bu yönde. Ama yani benim kendi kişisel fikrime göre 15-16 kulüp Süper Lig'de müthiş bir rakam. Umarız dediği çıkar. Ama şeyi dedi, alt lig kulüplerinin dedi birçoğuna Mehmet Büyükekşi dedi bazı sözler vermiş. O sözlerle onları ikna etmiş. Yani alt liglerden çok güçlü olduğunu ifade etti. Bunun ötesinde de bakacağız bakalım. Ama ben hala mesela Mehmet Büyükekşi'ye Galatasaray'ın çok destek verdiğini biliyorum. Başakşehir'in çok destek verdiğini biliyorum. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu 16 kulüp derken herhalde şeyi Galatasaray'la Başakşehir'i de unuttu diye düşünüyorum. Yani. Anladım. Peki. Yani
geçelim transfer çalışmalarına Trabzonspor'da. Onaçü'den bahsediliyor ama sürpriz bir biçimde bir başka transfer söz konusu olabilir mi? Bu arada Rafa Mir de sanırım İtalya'ya gidiyor. Yaremçuk yeniden gündeme geliyor mu Trabzonspor adına? Ya şu anda aslında Trabzonspor'un orada bir numaralı adayı hala Onaçü. Geçen de söylemiştim sana. Yani Onaçü'nün olması için şartları zorluyorlar. İşte nedir? İşte çeşitli alternatifler sundular. En son sundukları teklif şuydu. İşte 6 milyon euro. Bir sonraki satıştan %20 pay. Artı Göztepe'ye futbolcu. Yani şu anda Trabzonspor'un en yüksek rakamı oldu. Nedir Göztepe'ye futbolcu? İşte Korvalis Tekliç bonservisleriyle ve Kerem Şen ya da Göktan iki oyuncudan bir tanesi de kiralık olarak vermek istiyorlar. Böyle bir teklif sunuldu Southampton'a. Yani iyi bir teklif bana göre. Çünkü Southampton kapıyı hatırlarsın 15 milyon eurodan açmıştı. Ama baktık ki yani Avrupa piyasasında Onaçü'ye öyle 15 milyon euro verecek kulübün olmadığını gördüler. Buralara kadar aşağıya çekti şu anda İngilizler. Bundan sonra ne olur? Bence şu olur. Çok ekstra bir durum yaşanmazsa en son söylediğim yani 6 milyon euro bir sonraki satıştan %20 artı Göztepe'ye işte 2-3 tane oyuncu hatta ikisi bonservisi biri kiralık olmak üzere 3 oyuncu yani her iki tarafı da mutlu edecek bir alışveriş olur diye düşünüyorum ben. Peki. Diğer transfer gelişmeleri nedir? Ya şöyle stoper için birkaç gündür hep Samuel Cigot söylüyordum işte Denis Vavro'yu söylüyordum. Onlarla ilgili Samuel Cigot'la ilgili önce kulüpte kalmak istedi olmadı. Marsilya onu kamp kadrosuna almadı. Şu anda boşta yani Fransa'da. Bizimkiler hala oradaki şeyini koruyorlar. Oyuncu biraz nazlanmıştı yani öyle diyelim. Yoksa Marsilya ile anlaşma sağlandı. Arabistan'dan da teklifler olduğu söyleniyor ona. Yani iki tercih var önünde. Ya Trabzonspor ya Arabistan. Eğer Arabistan'dan daha yüksek meblağda bir para teklifi gelirse muhtemelen orayı tercih edebilir çünkü oyuncu. 30 yaşını artık geçmiş bir oyuncu. Yani gelirse de bize hocanın istediği bir oyuncu. O olmazsa yine Denis Vavro'nun adı geçti. Onun dışında Nat Phillips var. Liverpool'un geçen sene Cardiff'te oynamıştı. Errol Wilson takımında. Ama onunla ilgili ilk gelen şeyler pek olumlu değildi. O geçen de söyledim sana. Bizim yöneticiyle bir sohbet yapmıştım. Erol Bulut'a sormuşlar. Çok mutlu olmadığını söylemiş. Bugün ben ilginç bir şekilde biraz önce senden yayına girmeden dış basını takip ediyorum. Bakıyorum hani bizimle ilgili bir şey var mı diye. Yine ısrarla mesela İngiliz gazeteleri, İngiliz haber siteleri, dijital platformlar Nat Phillips'le ilgili Trabzonspor'un ısrarcı olduğunu söylüyorlar. Hatta orada rakamları da belirtmişler. Yani yaklaşık bir 4-5 milyon euroluk bir parayı Trabzonspor'un vermeye hazır olduğu söyleniyor. Ama bizim cepheden çok onunla ilgili olumlu bir şey çıkmadı yani. Ama şu var ki bir tane mutlaka bir sağ stoper mutlaka alınacak yani. Bu önemli bilgileri Trabzonspor'la ilgili olarak sevgili Nihat Erence sizlere aktardı. Kendisi Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü. Nihat abi çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir başka detay? Valla kamp devam ediyor. Bugün çift idman sabah yapmışlardı. Akşam bir idman daha. Yarın hazırlık maçı son maç. Sırbistan takımıyla oynayacaklar. Son hazırlık maçı. Ondan sonraki 14'ünde de buraya Türkiye'ye dönüyorlar. Artık biz yavaş yavaş biliyorsun 25'inde bizim UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu maçımız var. Büyük ihtimalle de herhalde Rosenborg olacak gibi gözüküyor. İlk maçı Beşiktaş kazandılar. Evet. Artık oraya Trabzonspor yavaş yavaş oraya konsantre oldu. Sonrasında zaten hemen 25, 1 Ağustos burada maç. 9 Ağustos'ta ilk başlıyor. Özgür yani çok fazla bir şey kalmadı işin açıkçası. Yani takım şu anda alternatif bir kadrosu var Abdullah Avcı'nın. Yani önemli olan işte bir forvette bir sıkıntısı var. Orayı çözerse bir tane de böyle bir kreatif bir orta saha düşünüyor. Yani iki en fazla üç transferle ben Trabzonspor'un bu sezonu bu şekilde tamamlayacağını düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ederim Nihat abi. Katıldığınız eksik olmayın. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Nihat Erence son bilgileri sizlere aktardı. Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü. Değerli dinleyiciler. Şimdi Serdar Aziz 5,5 yıl boyunca Fenerbahçe'de oynadı. Avusturya'daki kamptan ayrıldı. Serdar Aziz muhtemelen bir başka takıma transfer olacak ve Başakşehir'le menajeri Haluk Canatar'ın görüştüğü yönünde bir bilgi var. Bursa Spor altyapısından yetişmişti Serdar Aziz. 2016-2017 sezonu başında Galatasaray'a 4.500 bin euro karşılığında transfer oldu. 4,5 milyon euroya transfer oldu. Sonra bir ara dönemde Fenerbahçe'nin formasını giymeye başladı. 5,5 yıldır da Fenerbahçe'de oynuyor. Yolları ayırma kararı aldılar ve muhtemelen yeni takımı Başakşehir olacak. Çaykur Rizespor'un da Serdar Aziz'i transfer gündemine aldığına dair haberler çıkmıştı ama görünen o ki İstanbul'da kalacak Serdar Aziz. Sevgili dinleyiciler, bunun dışında pek çok transfer haberi var. Sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Ankara Di Maria Benfica'da kaldı. Son görüşmede Benfica onu ikna etmeyi başardı. Normalde Benfica ile yolları ayırma kararı almıştı ama bir yıllık daha yeni sözleşme imzaladı. Portekiz'de başta Rekord olmak üzere bütün gazeteler bunu yazıyor. Bu sabah manşette verdiler ve Benfica Angel Di Maria'yı bir yıllık yeni sözleşme için ikna etti. Şimdi sizlerden izin istiyorum. At yarışı ve reklamlar için ardından programımız kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli İncer, teyit ettiğim bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, biliyorsunuz temsilciliğini de üstleniyor Cenk Tosun'un. Şu anda Fenerbahçeli yöneticilerle görüşüyor. Henüz anlaşma sağlanmış değil ama görüşmeler devam ediyor. Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'un bu görüşmelerden umutlu olduğunu söyleyebilirim sizlere. Teyit ettiğim için bu kadar kesin ifadelerle konuşuyorum. Beşiktaş'ta sözleşme yenileme konusunda bir aşama kat edemedi. Fenerbahçe yönetimi zaten Beşiktaş'ta bağlantıdaydı. Eğer siz anlaşamazsanız Cenk Tosun'la biz görüşmek istiyoruz demişlerdi ve Cenk Tosun'la şu anda görüşüyor Fenerbahçe ve ben babası Şenol Tosun'un da bu görüşmelerden anlaşmayla çıkacağı yönünde umut var olduğu bilgisini edindim. Sayın Rahmi Eyüpoğlu, Fenerbahçe bölümümüzde bizimle birlikte Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi. Rahmi abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Hep sen bizden bir şey öğrenmeyeceksin. Bak bugün de biz senden bir şey öğrenmiş olduk. Doğru doğru. Bizim de amacımız o. Hem bilgi almak, bilgi vermek, aynı zamanda bilgi edinmek ve bilgiyi aktarmak. Dolayısıyla 15 yıldır bunları yapıyoruz Zahmi abi, sizin de desteğinizle evet, eksik bugün olmayın. Çünkü kulüp çok kalabalık. Bilet evet. satışları, kombine satışları var. Sabahtan beri stadın etrafı çok yoğun. Ben de bu haberi atlamışım. İyi oldu senden öğrenmek. Evet, bu arada bilet satışları ile ilgili bazı taraftarların serzenişi vardı. Pahalı satılıyor kombine kartlar, çok pahalı diye. O konuyla ilgili bir konsensus, uzlaşma sağlandı mı? Tahmin etmiyorum. Hı-hı. Fiyatlar açıklandı. Onun üstüne de devam ediyor. Fakat evet. ne kadar şikayet olsa da insanların artık hayatta 2-3 tane zevki kaldı. Bir tanesi de takımına, maçlarına gidebilmek. Bilet bulmak daha zor olduğu için bari kombine alayım, maçlarıma gidebileyim derdinde. Sabahleyin işe gelirken gördüğüm yoğunluktan anladım ki bir hayli başvuru var. Stat'ta bu işlere bakan arkadaşı aradım. Ben de kendi kızıma bir yer bakıyordum. Açıkçası... Açamıyorlar telefonlarını. Hı hı. Belli ki başları çok kalabalık. Allah kolaylık versin hem satanlara hem bekleyenlere, öyle diyelim. Doğru. Cenk Tosun'la ilgili bu gelişme adına bir yorum yapmak ister misiniz? Valla Cenk Tosun İngiltere'ye gitmiş bir oyuncu. Beşiktaş'tayken gitti. İngiltere benim için bir kıstastır. Eğer bir oyuncu İngiltere'ye getiriliyorsa ve isteniyorsa, hı hı. Oyunculuğunda bir artısı var demektir. Pek orada isteneni veremedi ama milli maçlar olsun, Beşiktaş'tayken de ilginç goller atan, kendine iyi baktığında daha başarılı olan bir oyuncu. Fakat büyük takımdan başka büyük bir takıma gelen oyuncuların işi zor. Nasıl Batu Şua'yı çok tepki gördü. Eminim Cenk de böyle bir imzayı atarsa çok tepki görecek. Hı hı. Bu da onu etkileyecek. Bu sıkıntıyı atlatırsa belki bizde de başarılı olabilir ama Beşiktaş seyircisi bu konuda bizden daha sert olabilir.
biliyorsunuz Beşiktaş seyircisinin takımına bağlılığını. Evet, evet. Ondan dolayı bu süreci atlatmak onun için kolay olmayabilir. Doğru. Oynayacağı futbolla cevap verebilecek. Onu da hep beraber göreceğiz. Anladım. Bir de Cenk biliyorsunuz Beşiktaş'tı. Yani çocukluğundan bu yana Beşiktaş'ı tutan birisi. Ama sonuç itibariyle profesyonel dünya. Yani Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında çok futbolcu geçişi oldu. Feyyaz Uçar da Fenerbahçe'de oynadı bir dönem. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Yalnız bu arada milli takımdaki oyuncuların tuttukları takımla ilgili güzel bir kolaj çalışma yakaladım ben. Orada Cenk Tosun var Fenerbahçe formasıyla. Öyle mi? Ondan dolayı Cenk'in küçüklüğündeki tercihinin Beşiktaş olup olmadığından yana çok emin değilim. Ha, emin yani Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı mı var küçüklüğünde Cenk Tosun? Evet. Cenk'in bu önemli bir bilgi. Öyle bir fotoğrafı var. Ondan dolayı Cenk belki de gerçek sevgisine de geliyor olabilir yani. Doğru doğru. Ben bunu bilmiyordum. Atlamışım ondan sonra. Bu önemli bir bilgi. Öyle sayın. Bir kare var. Öyle bir kare var. Evet. Rahmi Eyüpoğlu verdi. Tabii Cenk Tosun birinci forvet olarak düşünülmüyor. Edin Dzeko da var. Fenerbahçe'de ama bir dominant forvet daha transfer edecek. En-Nesyri çok konuşuldu, faslı bir oyuncu. Fakat gördüğüm kadarıyla o Araplara gidecek. Fenerbahçe o mevki için hangi oyuncu üzerinde düşünüyor? Size bir bilgi geldi mi? Bizimle paylaşmanız mümkün mü Rahmi abi? İkidir pas geçiyorum bu soruları çünkü gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Tamam. Birazcık da kendi işlerimle uğraştığım için. Ama En-Nesyri'nin olmamasına şaşırıyorum. Nedendi? Mourinho'nun ilk tercihi diye sunuldu bize. Evet. Yani ilk tercih olmuyorsa bu hocanın hoşuna gitmeyebilir. Veyahut da konuştular, baktılar. Başka bir hamle yapılacak ama ilk tercih diye çıktıktan sonra En-Nesyri'nin olmamasına şaşırıyorum. Öyle diyelim. Bu arada Mourinho'nun yurttaşı olan bir oyuncuyla, genç ve çok gelecek vadeden potansiyeli yüksek bir oyuncuyla doğrudan konuştuğu, Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ettiğinden bahsediliyor. Oyuncunun ismi João Félix. João Félix Portekiz milli takımı için de önemli bir oyuncu ama son Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında bir penaltı kaçırdı. Turu kaybetti o yüzden takımı Fransa maçında. Şimdi Barcelona'da kiralık olarak oynadı. Bütün hakları Atletico Madrid'de. Atletico Madrid'de 2018'de tam 126 milyon euro vererek Benfica'ya bu oyuncuyu transfer etmişti. Barcelona'da çok ciddi bir ekonomik darboğa söz konusu. Tekrar kiralama ya da bütün haklarını almak konusunda zorlanıyorlar. Oyuncunun piyasası düşmüş durumda ama potansiyeli yüksek bir oyuncu. Tabii bilmiyorum Atletico Madrid ikna edilebilir mi? Bir takım dedikodular duydum Rahmi abi. Yani Mourinho'nun işte João Félix'i istediği, Fenerbahçe'nin transfer edebileceği yönünde ama şimdi bakıyorum sol kenara bir oyuncu gelirse Dusan Tadic ortada oynar. Szymański ortada oynuyor. İrfan Can Kahveci yine forvet arkasında oynuyor orta sahada. Bu oyuncu da forvet arkasında oynayabilen bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de %100 ihtiyacı olan bir mevki de değil ama buna benzer dedikodular çıktı. Size danışmak istedim. Bir yorumunuz var mı bu konuda? İspanya dedikoduları senin alanın. ama İstanbul'da bu dedikodular daha çok ortaya çıkmadı. Yalnız İspanya'da böyle bir söylem varsa bunun ucundan tutmak lazım. Ben de bir dersimi çalışayım. Ülkedaşı olmasından dolayı ilgilenebilir. Ama bildiğim bir şey var. Bu kadar çok yüksek maliyetli oyuncuları yönetim alamayacağını veya almayacağını bildirdiği için eğer ki rakamda yönetimin beklediği bir indirim veyahut da rakama gelirse neye olmasın? Kendini ispatlamış bir oyuncu ama bu konuda ilgili ben İstanbul'da daha bir şey duymadım. Peki. Rahmi abi var mı bu döneme ilişkin yapacağınız bir başka yorum Fenerbahçe bölümümüzde? Vallahi ben Fenerbahçe taraftarına yine teşekkür etmek istiyorum. Bu sabah gördüğüm manzaradan sonra yüksekti, pahalıydı diye serzenişte bulundukları kombinelere birbirinin üstünden atlayacak, gece yarıları gelip bilet sıra numarası alacak kadar sahip çıkmalarından dolayı ne varsa taraftarımız da var zaten. Dilerim herkes istediği kombineye kavuşur, iyi Fenerbahçe'yi seyreder diyorum ben. Peki, çok teşekkür ederim. Eksik olmayın Rahmi abi, katıldınız.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Tekrar görüşürüz. Rahmi Eyüpoğlu, Fenerbahçe'nin etkin isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi, fikirlerini sizlerle paylaştı. Bazı bilgiler de verdi Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarına yönelik olarak. Değerli Nicer, dün Okan Buruk'un, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önemli tespitleri vardı. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu dün bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Süper Kupa maçı Galatasaray ile Beşiktaş arasında 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak diye. Okan Buruk da dün bu konuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı ve eleştirel bir tutum sergiledi. Biraz espiritüel, biraz ironik bir açıklama yaptı. Ne dedi bakalım hemen? Beşiktaş'ın isteğiyle seçmişler Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu dedi. Ve Süper Kupa maçının oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu ile ilgili olarak belli oldu mu yeri ve tarihi olimpiyatta mı, Allah sabır versin. Siz görüyor musunuz sahayı? Dürbün lazım görmek için. Saha kenarına sahaya gidip kulübeye gelene kadar bir dakika geçiyor. Hayırlısı olsun ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın isteğinin gerçekleştiğini söyleyen Okan Buruk, ben olimpiyat stadını istemiyordum ama herhalde en kolaya gelen olimpiyat stadı, Beşiktaş'ın isteği de burasıydı. Orayı seçmişler diyor Okan Buruk. Olimpiyat Stadyumu'nda hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak defalarca maçlara çıktı. Teknik direktör Alparslan Erdem bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İyisiniz umarım. Çok iyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Hocam en iyi bilen, fiziki koşullarını, havasını en iyi bilen futbol adamlarının başında geliyorsunuz Olimpiyat Stadyumu'nu. Evet. Okan Hoca eleştiriyor. Beşiktaş istemiş ama Okan Hoca eleştiriyor Süper Kupa maçı için seçilmiş olmasını. Ne diyorsunuz hocam? Yani Okan Hoca'yı anlayabiliyorum. Haklı mı? Söylediği şartlar, yani zor şartlar kesinlikle doğru. Ama baktığın zaman da tarafsız bir saha ve en makul, en uygun olarak Olimpiyat Stadı gözüküyor ama Okan Hoca'ya da hak veriyorum. Kesinlikle yani çok oynaması da kolay bir yer değil. Doğru. İzlemesi de kesinlikle çok zor bir yer. Ulaşım anlamında da kolay bir yer değil. Yani daha farklı bir yer bence olabilirdi. Okan Hoca'ya bu konuda hak veriyorum yani. Yani futbol için aslında çok eleştiri değil, değil mi hocam? Yani kesinlikle. Oyuncunun belki saha ebatları diğer statların sahasıyla aynı, zaten bir standardı var ebatların da. Yani stadın fiziki koşulları çok farklı olduğu için, çok geniş bir perspektif sunduğu için mesafeyi ayarlamak da futbolcular açısından zor olabilir. Yani intiba sağlayana kadar epey süre geçer. Haksız mıyım hocam? Saha evet içinde. kesinlikle. Yani zor, yani kolay değil orada oynamak. Bir kere ne yaparsanız yapın, ne kadar dolu olursa olsun sanki her zaman bir hazırlık maçı havasında geçiyor oradaki oynanan maçlar. Evet. Konsantrasyonu zor oluyor. O bakımdan Okan Hoca'yı ben kesinlikle haklı buluyordum. Farklı bir yerde oynanabilirdi yani. Teknik direktör Alparslan Erdem bizimle birlikte, biliyorsunuz Karagümrük takımında teknik direktörlük kariyerine başladı. Galatasaray'da forma giydi, Almanya'da doğdu büyüdü ve futbol altyapısını Almanya'da aldı. Hocam sizinle ilgili bir gelişme var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Birkaç görüşmem oldu ama net bir şekilde anlaşma şu an itibariyle yok. Ama görüşmelerimiz devam ediyor. En uygun, en müsait şartlarında en iyi şekilde hazır olduğunda biz de inşallah tekrar sahamızda yerimizi alacağız diye umuyordum. Umarım. Öğrenciniz Levent Mercan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sürpriz değildi herhalde, değil mi hocam? Böyle bir gelişme vardı sezon içerisinde. Evet evet vardı. Takip edilen bir oyuncuydu zaten. Hak ettiği yere geldi diyebilirim. Hocam Ferdi Kadıoğlu'nun gidişine bağlı olarak belki transferi düşünüldü ya da kalsa da forma rekabetinin içerisinde ne kadar yer alır sizce Levent Mercan? Yani vazgeçen bir oyuncu değil, çalışmayı seven, pes etmeyen bir oyuncu ama kabul edelim ki Ferdi'nin karşısında işi çok kolay değil yani. Anladım. Ferdi'nin de transferi söz konusu. Almanya'da duyuyor musunuz Ferdi'yi isteyen Borussia Dortmund, hatta Bayern Münih'te ilgileniyormuş transferiyle diye var, haber. Var gündemde. Ben de iki hafta önce hem turnuvada maç izlemeye hem de ailemi ziyarete gittiğimde Ferdi Kadıoğlu orada da bayağı bir gündemde olan bir oyuncu. Muhtemelen oradan da teklif gelir diye düşünüyorum ve sonuna kadar da orada boy gösterebilir, çok rahat bir şekilde oynayabilir. Hangi kalitesi var? Hangi takımlardan teklif gelir hocam? Yani Almanya özelinde mi, yurt dışı özelinde? Almanya özelinde hocam. Ya benim şahsi fikrim Bayern Münih'in çok elzem bir sol bek ihtiyacı yok. Hı hı. Ama Dortmund'da oynayan Aston Villa'ya transfer olan Watson, oraya gittiği için orada bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bana göre en yakın isim Dortmund. Hatta benim şahsi fikrim
Leverkusen'in oynadığı sisteme de orada Frimpong'la rekabete girebilir, pardon, Grimaldo ile rekabete girebilecek potansiyeli de var. Şampiyonlar Ligi'de oynayacak. Bence Leverkusen de devreye girebilir diye düşünüyorum. Evet. Sayın Alparslan Erdem, bu son derece önemli bilgiyi aktardı. Olası transferle ilgili olarak Ferdi Kadıoğlu'nun, teknik direktör Alparslan Erdem'le sohbetimiz devam ediyor. Hocam, 3 Ağustos'taki Süper Kupa maçında Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Tabii bilemeyiz sezon başı durum ne. Çok net veriler yok. Galatasaray dün oynadı hazırlık maçını. Beşiktaş yeni başladı, bir hazırlık maçı yaptı. Ne dersiniz? Hangi takımı daha şanslı görüyorsunuz? Yani tek maç olması tabii biraz daha özel kılıyor. Sonucu bence sürprize açık gibi gözükse de oturmuş kadrosuyla bana göre net bir şekilde Galatasaray favori maç. Almanya'da milli takım maçlarına gittiniz mi? Evet. Çekya maçına gidebildim, Hamburg'daki. Evet. Çok güzel atmosfer. Güzel de bir skor aldık. Oyun olmasa da güzel, keyifli bir gün geçirdiler bize. Milli takımımız, bizim çocuklarımız. Çok keyifliydi, güzel oldu. Bana göre milli takım gayet de başarılıydı. Evet. Gruplardan ikinci çıkmak. Ardından bence turnuvanın en iyi oynayan takımlarından Avusturya'yı elemek ve Hollanda'yı da kıl payı, yani belki de oynadığımız en iyi oyunlardan biri. En çok pozisyona girdiğimiz maçta şanssız bir şekilde elememize rağmen bence gayet başarılı bir turnuva geçirdi diyebilirim. %100. Alparslan Erdem futbolculuğunda orta sahada, solda sol bek olarak oynadı. Merkez orta saha olarak da oynadı. Hocam, o bakımdan Galatasaray'ı sormak istiyorum size. Derrick Körn'ün Avrupa maçlarında aksayabileceği, defansif yönün zayıf olduğu yorumları yapılıyor. Katılıyor musunuz? Yani şöyle, bir kere bence iyi bir transfer. Ama orası tabii biraz da farklı bir seviye olduğu için. Ama şöyle bir şey de var. Yabancı sayısı bu sene biliyorsunuz biraz daha düştü. Ve mevcut da bir tane Derrick Körn'le zaten orada bir yabancı var. Sezon içerisinde de birçok kendi içinde alternatif ürettiği için Galatasaray o mevkide. Bence oraya bir transfer yapılacağını ben düşünmüyorum. Anladım. Derrick Körn'le de bir şekilde orayı götürüp idare edebileceklerini düşünüyorum ben. Peki. Bu arada Almanya'da bir futbolcu var, 19 yaşında. Freiburg'da çıkış yakaladı. Geçen sene de ikinci takımda, üçüncü ligde Bundesliga 3'te oynattılar. Berkay Yılmaz. Bu futbolcuyu da Okan Hoca istiyormuş. Hatta babasıyla doğrudan konuşmuş, Adnan Yılmaz'la. Sizin takip ettiğiniz, bildiğiniz, yorum yapabileceğiniz bir oyuncu mu hocam? Evet, bildiğim oyuncu. Gayet geleceği parlak. Genç yaş olmasına rağmen, senin de dediğin gibi Freiburg ikinci takım olmasına rağmen aldanmasın kimse, Almanya 3. liginde oynuyor. Yani profesyonel bir ligde boy gösterdi ve maç sayısı bayağı orada maçta oynadı. Yani maç tecrübesi de olan, kesinlikle bence alternatif olabilecek bir oyuncu Galatasaray için. Zamanla birlikte gelişimini de sürdürdüğü müddetçe Galatasaray'ın bence çok katkı verebilecek bir sol bek olabileceğini düşünüyorum. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi, özel olarak konuşacak olursak Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini nasıl etkiler hocam? Teknik direktör olarak nasıl yorumlayacaksınız? Ya bir kere müthiş bir renk katıyor, katar. Rekabeti bence artık zirvenin de zirvesine ulaştı diyebilirim. Okan Hoca zaten yaptıklarıyla kendini zaten ispat etmiş ve ardından Galatasaray'la yaptıkları da gerçekten muazzam işler yaptı, rekorlar kırdı. Yani inanılmaz bir çıta yükseldi diyebilirim. Keza Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst hamlesiyle bence gayet uygun bir ve başarılı bir hoca getirdiğini düşünüyorum. Yani çıta çok yüksekte. Trabzonspor'u ben biraz daha oradan uzak görüyorum açıkçası. Hem kadro kalitesi itibariyle ve Fener ve Galatasaray'ın özellikle kadrosu ve Beşiktaş'ın da yaptığı takviyelerle ben Trabzon'un orada yarışta olabileceğini pek düşünmüyorum. Bu önemli tespitleri teknik direktör Alparslan Erdem yaptı. Hocam, son olarak size Barış Alper Yılmaz'ı sormak istiyorum. Sedat Tahiroğlu, Ankara Gücü, düzelterek söylüyorum, Ankara Keçiören Gücü'nün başkanı. Önceki gün dedi ki ben duyuyorum Nuri Şahin Borussia Dortmund'da Barış Alper Yılmaz'ı ısrarla istiyor. Antalya Spor'dayken de istedi. Ve en az 30 milyon euro, 30-35 milyon euro aralığında bir pazar değeri var dedi. Ferdi ile ilgili önemli bir bilgi verdiniz. Almanya'da Barış'ı isteyen takımlar hangileri ya da genel itibariyle Avrupa'da sizin duyduğunuz bir şey var mı? Ya da yorum yapmak ister misiniz? Yani yorum şöyle yapabilirim. Barış gayet iyi bir turnuva geçirdi. Benim şahsi fikrim
Geçen sene ilk defa dolu dolu bir üst lig, yani en üst düzeyde bir sezon geçirdi. Bence bir sezonda Galatasaray'da dolu dolu 45-50 maç rakamlarını görüp ve bu performansın yani çok yukarı aşağı sallanmadan giderse bence onun için daha iyi olur. Ben onun yerinde olsam, yani kendi eski bir futbolcu olarak tecrübeme dayanarak bir yıl daha Galatasaray'da oynamasını ben onun için daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sene çok çok iyi oynadı, kabul, ama daha ilk defa üst seviyede bir sezon geçirdi böyle. Bir sene daha Galatasaray'da oynaması benim fikrim kendisi için daha iyi olur. Almanya'da ilgilenen takımlar olduğunu ben de duydum. Özellikle Nuri Hoca'dan ötürü tabii orada farklı, kendisi de Süper Lig'de hocalık yaptığı bildiği için kıyas yapması daha kolay oluyor ve Barış o seviyelere bence çok rahat ulaşabilir. Ama benim şahsi fikrim bir sene daha Galatasaray'da kalsa onun için daha iyi olur. Ben de sizinle aynı fikri paylaşıyorum. Teknik direktör Alparslan Erdem sorularımızı yanıtladı. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Başarılar dilerim size yeni dönem için. Sağ olun. Dinler. Görüşürüz. Sağ olun. Reklamlara gitmeden önce bir bilgi verelim. Wilfred Ndidi Leicester City'de oynuyordu. Biliyorsunuz Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu oldu. Ndidi Leicester City'de kaldı ve 2027 yılına kadar kulübünde devam edecek, yeni bir sözleşme imzaladı. 273 maçta oynamıştı. 17 tane gol attı ve şimdi 2017'ye kadar yeni bir sözleşmesi var İngiliz takımıyla. Leicester City'de biliyorsunuz Yunus Akgün'ün de geçtiğimiz sene kiralık olarak oynadığı Leicester City takımı tekrar Premier Lig'e döndü. Championship'te şampiyon oldu. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Renault Austral ile Kupa Günlüğü başlıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sona geldik. Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda İspanya ile İngiltere finalde karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak bu karşılaşma ve Radyo Spor bütün ayrıntılarını aktarıyor. Bu önemli turnuvanın ve finalin tüm detaylarını sizlerle paylaşacak. Harry Kane İngiltere adına 3 tane gol attı şu anda. Onun gol kralı olma ihtimali var. Hollanda'dan Cody Gakpo 3 gol atmıştı. Tabii Gakpo 3 golü geçemeyecek çünkü takımı elendi. Dani Olmo'nun yine gol kralı olma ihtimali var. Onun da 3 golü var. Son maçta da harika bir gole imza attı. Tek başına ceza sahası içerisinde girdi. Ve Fransa ceza sahası içerisinde durdurulması zor bir oyuncu olarak düzgün bir vuruş yaptı. Ve bir Gürcistan'dan bir önemli oyuncu Mika Atsa 3 gol attı. O da iyi bir performans sergiledi. Dikkatleri üzerine çekti. Cemal Musaila Almanya'dan Musaila 3 gol attı. Ivan Sanchez Slovakya'dan 3 gol atan bir başka oyuncu. Embolo İsviçre adına 2 golle kaydetmişti. Mellon Hollanda adına yine 2 golle oynadı turnuvada. Ukrayna adına Marin 2 gol atan bir başka futbolcu. Florin Wirtz Almanya'da oynuyor biliyorsunuz 2 gol attı. Jude Bellingham'ın da gol sayısını arttırma olasılığı var. Finaldeki performansına bağlı olarak şu ana kadar 2 golü var. Ve Merih Demiral'in 2 golü var milli takımımız adına. Şu anda Fenerbahçe'nin gündeminde olduğundan bahsedilen Almanya milli takımında oynayan forvet Fükrok 2 golle oynadı turnuvada. Havertz'in yine Almanya'dan 2 golü var ve Fabian Ruiz 2 golle oynuyor İspanya adına. Renault Australia Kupa günlüğü sona erdi. Dencer Ahmet Spor'un başkanı Sayın Aziz Elaldı bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Başkan, merhaba. Merhaba Özgür Bey, iyi yayınlar. İyisiniz umarım. İyiyiz, teşekkür ederim, çok sağ olun. Tebrik ederim başarınızdan dolayı, şampiyonluktan dolayı. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ve tabii çok önemli bir teknik direktör takımı başına getirdiniz, Ersun Yanal. Ondan dolayı da tebrik ederim. Evet. Sanırım İstanbul'da transferle ilgili, yeni sezon planlamasıyla ilgili çalışıyorsunuz değil mi Ersun Yanal hocayla? Doğrudur, evet. Doğrudur. Evet, var mı bizimle paylaşabileceğiniz bir transfer gelişmesi haberi? Ya transfer komitemiz itinayla çalışıyor. Tabii evet. Bu Türkiye'deki bu yüksek fiyatlar sebebiyle oluşan o dengesiz piyasanın sebebiyle biraz daha gizlilik temelinde yürütüyoruz biz transfer çalışmalarımızı. İmza aşamasından sonra açıklıyoruz. Maalesef. Harika, harika. Peki, şimdi tabii benim bildiğim kadarıyla ya da benim öngörüm böyle, siz hiç ara vermeden tekrar şampiyon bir takım oluşturmak ve birinci ligde de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı amaçlıyorsunuz değil mi? Evet, yani şöyle, yani çıkma amacımız çıkmak. Yani Süper Lig'e bu yıl çıkmak.
öyle bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii taraftar potansiyeli de büyük. Yani bu da bence büyük bir avantaj oluyor olsa, oluşturuyor olsa gerekir. Özellikle iç saha maçlarında ne dersiniz? Valla bizim için dış saha maçları eğer bir transfer yasağına tekrar taraftar yasağına maruz bırakılmazsa bizim için içeri dışarı fark etmiyor. Yani bir atıyorum dört büyükler için içeri dışarı nasıl fark etmiyorsa Amelspor için de fark etmiyor. Anladım. Hiç önemli değil yani. Sayın Başkan, böyle bir kararınız var mı? Yani çifte standartçı bir uygulamanın olabileceği, ceza illa cezalarla ilgili ya da işte profesyonel disiplin kurulundan çıkabilecek kararlarla ilgili kaygılarınız mı var? Ya şöyle, yani tabii ki de taraftar yasağı yıllardır bize uygulanıyor. Bu yıl umarım o taraftar yasağına maruz kalmayız. Onun dışında ya Türk futbolunun gelmiş olduğu nokta neyse biz de aynı şekilde mağduruz veya değilizdir. Yani aynı noktada birçok takıma uygulanan o şekilde olur. Ülke gerçeği neyse futbolun gerçeği de o. Evet. Ülke gerçeği neyse bizim de gerçeğimiz o. Evet. Peki. Şu ana kadar Hull City'den Adama Traore, Manisa Futbol Kulübü'nden Alberk Koç, Eyüpspor'dan Murat Uçar ve Van Futbol Kulübü'nden kaleci Nurullah Aslan'ı transfer etti Ahmetspor. Yanlış mı Sayın Başkan? Doğrudur. Doğru. Aynen öyle, doğrudur. Adet doğrudur. Olarak söyleyebilir misiniz? Bundan sonraki süreçte kaç transfer, hangi pozisyonlara yapacaksınız? Ya biz bütün mevkilere atılacağız. Yani 11 tane futbolcu transferi yapacağız. Ersun Yanal'la yaptığınız görüşmeler zor mu geçti? Ne şekilde ikna oldu ya da nasıl uzlaştınız kendisiyle? Ya şöyle, tabii Ersun Hoca bugün Türkiye'de önemli bir marka futbolda. Kendi alanında devrim yaratmış bir isim. Ve Türk milli takımını çalıştırmış, Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapmış bir teknik adamı Amelspor'a getirmek tabii bizim için gurur verici. Karşılık konuşarak zorlanmadık. Çünkü bizim futbol felsefemiz birbirine, hayat felsefemiz birbirine, yaşam anlayışımız birbirine denk geldiği için kendisi de burada Amelspor'un yapmak istediği o idealleri Amelspor projesinde bulunmak istediği için geldi. Anladım. Uzun vadede çalışmak istiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Öyle. Planlamamız öyle. Sayın Başkan, var mı futbol kamuoyuna vermek istediğiniz bir mesaj? Ya tabii futbol bu sene Avrupa şampiyonasında güzel bir futbol izledik. Ülke futbolunun da daha ileri gitmesi için devlet büyüklerinin, herkesin futbola, spora karşı biraz daha ilgi alakasının artmasını bekliyoruz. Futbolun o barış, birleştirici ruhunu Amelspor olarak biz yapacağız. Ve bütün takımların da bu şekilde davranmasını bekliyoruz. O ruhu yaşattığımız zaman futbolumuz da gelişir, sporumuz da gelişir. Ülkemizin her şeyi gelişir yani. Telefon attığımızda Amelspor'un başkanı Sayın Aziz Elaldı var. Önemli mesajlar verdi. Sayın Başkan, sezon için başarılar dilerim size, kulübünüz Amelspor'a. Ve tabii sezon içerisinde siz uygun oldukça yine telefon bağlantıları yapmaya arzu ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Özgür Bey. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Değerli İnciler, Sayın Aziz Elaldı bizimle birlikteydi. Amelspor'un başkanı Ersun Yanal'la birlikte transfer çalışmalarını sürdürüyor Amelspor. Hemen aktarmakta fayda var. Az önce söyledim ama kaçıranlar vardır. Bence önemli transferler yaptı. Mesela Hull City takımından Adama Traore'yi transfer etti. Manisa Futbol Kulübü'nden Albert Koç, Eyüpspor'dan tecrübeli oyuncu Murat Uçar, Van Futbol Kulübü'nden de kaleci Nurullah Aslan'ı transfer etti. Batuhan Tur, Adem Uğur Gezer, Oktay Aydın ve Veli Çetin'le de yeniden sözleşme imzaladı. Kaptan Onur Karabacak, Karabkabak, kaleci Aykut Özer, Eyüp Özkan'la da yollarını ayırdı Amelspor. Kocaeli Kartaltepe'de kamp çalışmalarını sürdürüyor Ersun Yanal yönetiminde ve tabii transfer çalışmalarını da sürdürüyor. İki tane Senegalli golcünün, Sayın Başkan tabii isim vermeden konuşmak istediği için ben de çok zorlamak istemedim. İki tane Senegalli golcünün de, onlardan bir tanesi Koli, Amelspor'un transfer gündeminde olduğunu biliyorum. Bugün yarın Amelspor'un bir Senegalli golcüyü kadrosuna katma ihtimali var. Bununla da ilgili edindiğim bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim ve bir önemli bilgi. Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaştı değerli dinleyiciler. Az önce Cenk Tosun'un babası Sayın Şenol Tosun'la WhatsApp üzerinden bir konuşma yaptım. Şunu söyledi aynen, ben kulüp ismi veremem, kulüp ismi vermem yanlış olur ama anlaştık dedi.
anlaştığı kulüpte Fenerbahçe. Bunu iyi biliyorum. Böylece kendisinden de teyit etmiş olduk. Tabii Fenerbahçe Cenk Tosun'la birlikte bir başka santrforda daha kadrosuna katmak istiyor. O santrforda muhtemelen Everton'da forma giyen Portekizli oyuncu Beto olacak. Beto zaten Mourinho'nun listeye koyduğu ama öncelik vermediği oyunculardan bir tanesiydi. Yani birinci sırada En-Nesyri vardı. Alvaro Morata, düzelterek söylüyorum, birinci sıradaydı. Sonrasında En-Nesyri transferi gündeme geldi. Fakat Alvaro Morata Türkiye'ye gelmek istemiyor. Atletico'da devam etmeme yönünde bir eğilime sahipti. Çünkü eleştirilerden bıkmıştı. Ama Atletico'da son dönemde yeni bir gelişme oldu ve Atletico onunla devam etme olasılığının olduğundan bahsetmeye başladı. Milan yine Alvaro Morata'ya talip. En-Nesyri'ye gelecek olursak, ki Alvaro Morata Juventus'taki iyi hatıralarından dolayı ailesiyle birlikte İtalya'da yaşamaya, tekrar oraya dönmeye sıcak bakıyor. Dolayısıyla ben Türkiye'ye geleceğine ihtimal vermiyorum. En-Nesyri ise Araplardan gelen çok yüksek rakamlı tekliflerden dolayı şu an itibariyle Arabistan'a gitme eğiliminde. Dolayısıyla Fenerbahçe transferinin çok mümkün gözükmediğini düşünüyorum. Bu çerçeveden baktığımızda Beto, biliyorsunuz Afrika kökenli bir oyuncu ama Portekiz yurttaşlığı var. 26 yaşında santrfor mevkiinde oynuyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde. Everton'da sanırım önümüzdeki günlerde bu transfer pazarlığını yapacak. Zaten Edin Dzeko elde var. Serdar Dursun hala Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda. Cenk Tosun kadroya katıldı. Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu oluyor ve bir yabancı santrfor daha gelecek Fenerbahçe. Böylece Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını tamamlamış olacak. Bir kez daha kaçıranlar için hatırlatıyorum. Tekrar aktarıyorum son dakika bilgisini. Cenk Tosun anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un anlaşmaya vardığı kulüp Fenerbahçe. Babası Şenol Tosun'la bir görüşme yaptım. Temsilciliğini Şenol Tosun üstleniyor babası. Ve biz kulüp adı söyleyemeyiz. Kulüp adı söylemem doğru olmaz ama anlaştık diyor Şenol Tosun kendisiyle yaptığım görüşmede. Bu bilgiyle birlikte sözlerime son noktayı koyuyorum. Hepinize mutlu hafta sonları dilerim. Hafta başında saat tam 15'te tekrar buluşuncaya dek. Şimdilik hoşça kalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.